Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Kotlin'deki extension function kavramını anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi extension kelimesi eklenti anlamına geliyor. Fonksiyonun zaten artık ne olduğunu biliyoruz. Bu ne demek? Biz Kotlin'de var olan sınıflara, yani var olan dediğimiz mesela string gibi, integer gibi zaten dilde var olan sınıfların yanında kendi yarattığımız sınıflara da başka sınıflarda ek fonksiyonlar yazabiliyoruz. Şimdi bunu dilerseniz bir örnek üzerinde görelim. Mesela bir sınıfınız var ve sürekli integer değerlerle uğraşıyorsunuz ve sürekli olarak işte atıyorum fonksiyon bulma işlemini yapmanız gerekiyor, değil mi? Bunu yapmak için hemen ne yaparsınız? Fun deyip bir fonksiyon demişim, faktöriyel bulma. Faktöriyel bul diye bir metot tanımlarsınız. Buraya bir sayının geleceğini ve bunun geriye bir integer değer döneceğini söylersiniz. Bunu hızlı bir şekilde yazalım. Şöyle yapalım. İşte buraya bir tane sonuç diye bir değişken atayalım. Sıfır diyelim buna. Ve daha sonra bir sayının faktöriyelini en kolay bir şekilde nasıl buluruz? Biz bir for döngüsüyle buluruz. Buraya bir tane i değişkeni atayalım. In diyelim. Ve bu in 1 ile işte girilen sayı kadar dönsün. Şunu 0 yaparsak da bir 0 alırız. Şurayı 1 yapalım. Ve de ne yapalım? Sonuç eşittir. Sonuç çarpı i diyelim. Ve geriye de return sonuç deyip bunu döndürelim. Normal, basit bir şekilde faktöriyel bulma metodumuz bu şekilde. Peki bunu kullanırken nasıl kullanıyoruz? Print line diyelim buna. Ne deriz? Faktöriyel bul ve sayının kendisini yazalım. Mesela 5. Bakalım bir hatamız var mı? Gördüğünüz gibi 120 sayısını buldu. Şimdi bu klasik metodumuz. Ben diyorum ki bu metot, bu fonksiyon benim integer sınıfımın bir öğesi olsaydı çok daha kolay olmaz mıydı? Bunu yazmak yerine şöyle yapıp print line deyip daha sonra işte 5 nokta deyip ben buna bir şey yazsaydım daha güzel olurdu ve bunu Kotlin'de yapmanın bir yöntemi var. Bunun için şunu aynen kopyalıyorum. Bu da dursun. Şimdi burada bu faktöriyel bul metodu fonksiyonu integer sınıfına ait olduğu için şöyle int dedikten sonra nokta deyince bildiğiniz gibi ne oluyordu? Nokta dediğimde bu fonksiyonun integer sınıfının içinde bir fonksiyon olduğunu ben belirtmiş oluyorum. Ve artık buraya parametre olarak bir sayı değeri beklememe gerek yok. Geriye integer dönecek, tamam. Gördüğünüz gibi bu sayıyı silince burası kızardı çünkü böyle bir şey yok diye. Buraya bir sayı göndermek yerine bu sınıfın kendisini burada gösteriyoruz diste. Dist ne işe yarıyordu? Bu sınıfın kendisi demekti bu. Bunu yaptıktan sonra burada bir hatamız mı var? Bir bakalım. Yok. Tek sorun buradaki iki fonksiyonun da aynı isim olması. Düzeldi. Şimdi bunu bakın nasıl kullanıyoruz. Şuraya geleyim. Mesela var diyeyim bu sefer. Sayı 1 diyelim. Bu sefer de 6 sayısınınkini bulalım. Ve bunu kullanırken şöyle yapıyorum. Print line diyorum. Sayı 1 nokta diyorum. Ve faktöriyel bul diyorum arkadaşlar. Böyle yaptığımda ne olacak? 720 sayısını bana vermesi lazım. Gördüğünüz gibi artık benim burada oluşturduğum bu fonksiyon integer sınıfına dahil bir fonksiyon oldu. Ben yani integer sınıfına bir eklenti yapmış gibi oldum ki bunun adı da işte extension function diye geçiyor. Şimdi şunları kapatalım. Bir tane de string için bir örnek yapalım. Mesela buraya geldim, var dedim, yazı dedim, eşittir, Emre, boşluk boşluk boşluk, Altunbilek diyelim, iki boşluk koyalım ve slash t diyelim, Kotlin diyelim. Şimdi ben bunu print line'a yazdırdığımda tahmin edebileceğiniz gibi ne olacaktır? Bütün boşluk değerleriyle beraber bu değeri bana verecektir. Çalışsın burada. Evet, boşluklarla beraber verdi. Ben mesela kullanıcıdan değer almak istiyorum ve kullanıcı boşluk karakteri bile girse bunları tek boşluğa düşürmek istiyorum. Hani böyle bir fonksiyon kullanmak istiyorum. Öncelikle klasik yöntemle yapalım. Fun dedik.
boşlukları düzenle diyelim. Ve buraya ne yapacağız? Bir tane bir değer göndereceğiz string tipinde ve bu fonksiyon bana geriye bir string değer döndürecek. Bu dediğim işlemi yapmak için regex kullanabiliriz. Regex nedir arkadaşlar? Regular expression dediğimiz belli string pattern'ları içinde çeşitli düzenlemeler yapmamızı sağlayan bir sınıf. Şimdi buna çok detaylı inmeyeceğim ama şöyle bir kullanım yapacağız. Mesela ben buraya slash slash s artı dediğimde buradaki regex'in birden fazla boşluk karakterini ele alacağını söylemiş oluyorum ben. Artı demeseydim tek boşluk, artı dersem bir veya birden fazla boşluk demek oluyor. Ve geriye return diyorum. Bu regex üzerinden replace metoduna ulaşıp diyorum ki sana parametre olarak gelen bu değeri al ve de şu ifadeleri gördüğün, yani birden fazla boşluk gördüğün yerlere tek boşluk yap diyorum arkadaşlar. Şimdi burada normal yazımızı yazdırdık. Daha sonra print line diyorum. Print line dedikten sonra boşlukları düzenle ve buna şuradaki bu yazı ifadesini yazıyoruz parametre olarak. Bakalım bir hatamız var mı? Gördüğünüz gibi boşlukları kırptı ve şuradaki ifadeden, yani birden fazla boşluk olan yerleri tek boşlukla replace etti, yer değiştirdi. Peki dediğimiz gibi bu fonksiyonu string sınıfının bir extension'ı yapmak için ne yapmamız lazım? Fonksiyonun başına string'i koydum. Şuraya da yine farklı isim olması için extension yazdım. Bu sefer yine değeri göndermiyoruz. Çünkü zaten benim string sınıfı tipimdeki değişkenim bunu çağırdığı için, aynı burada olduğu gibi. Bu sefer tabii buradaki değer kızardı. Buraya da this diyoruz. Geldik buraya. Print line dedim. Ne diyorum arkadaşlar? Yazı nokta boşlukları düzenle. Bu kadar. Bakalım. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde çalıştı. Evet, var olan sınıflara extension function'ları bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Peki ben bu yöntemi kendi yarattığım bir sınıfta, yani kendi yarattığım bir veri tipinde kullanabilir miyim? Evet arkadaşlar, onu da yapabiliriz. Şunları da kapatalım. Şimdi geldim buraya. Kotlin file dedim ve öğrenci adında bir Kotlin sınıfı oluşturuyorum. Bu Kotlin sınıfında bir tane değişkenimiz olsun. Mesela yetenekler, öğrencinin yetenekleri olsun. String olsun veri tipi. Ve de şöyle soru işareti koyduğumuzda ne oluyordu? Bu değer artık null bir değer alabiliyordu. Ve de bunun içinde bir tane fonksiyon tanımlayalım ve yazdır diyelim buna. Bu da bu yetenekleri bize yazdırsın. Print line. Ne diyeceğiz? Yetenek. Sınıfım basitçe bu şekilde. Şimdi buraya geldim. Var dedim. Emre isimli bir öğrenci tanımlıyorum. Öğrenci. Gördüğünüz gibi herhangi new, mev demeden direkt şu kullanımla beraber Emre tipinde, Emre adında öğrenci tipinde bir değişken oluşturdum. Ve Emre nokta yetenek dediğimde mesela bu Emre'nin Java'ya yeteneği olsun. Burada bir sıkıntı yok. Emre nokta yazdır dediğimde bunu yazdıracaktır. Bakalım. Evet, Java'yı yazdırdı. Şimdi aldık bunları. Bir başka öğrenci oluşturuyoruz. Hasan adında. Ve bunun da yeteneği Android olsun. Bunda da takdir edeceğiniz gibi herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Gördüğünüz gibi Android'i de yazdı. Şimdi yeni bir Ali diye bir öğrenci oluşturuyorum. Ve bu öğrencinin Emre ve Hasan'ın yeteneklerinin ikisinin toplam olmasını istiyorum mesela. Yani şöyle bir şey istiyorum. Emre nokta plus diyeceğim. Artı. Ve ben buna ne diyeceğim? Hasan diyeceğim. Bu da bana Ali değerini verecek. E şimdi bu tabii ki de hata veriyor. Neden? Çünkü benim sınıfımın içinde plus diye bir fonksiyon yok.
Peki ben bunu burada oluşturabilir miyim? Yani ben burada bir extension function yazabilir miyim? Örneklerini yaptık, yazabildiğimizi gördük. Şimdi bunu yapmaya çalışalım. Bunu yaparken, şimdi dikkatlice izlersek, burada Emre plus Hasan dediğimde bakın geriye bir ne döndürmesi lazım? Yani ben artık burada var Ali şöyle demedim bakın. Şöyle deyip öğrenci demedim. Bunu hani yeni bir öğrenci tanımlamadım. Dedim ki Emre ile Hasan'ın yeteneklerinin birleştiği bir öğrenci. Yani geriye her türlü bir öğrenci döndürmem lazım fonksiyonumda, değil mi? Fonksiyonumun adı plus ve bu plus geriye bir öğrenci döndürecek. Öğrenci sınıfın bir nesne döndürecek. Bunu yazıyoruz. Geriye veri dönüş tipini yazdık. Şöyle şunları başlatalım. Peki bu parametre olarak ne alacak? Tabii bu plus nedir? Bir de öğrenci sınıfının bir fonksiyonu olacağı için de aynı burada yaptığım gibi buraya bir nokta koyup bu metodun, bu fonksiyonun öğrenci sınıfına ait olduğunu da söylüyorum. Ve buraya şimdi parametre olarak gördüğünüz gibi aslında bizim ikinci kişimiz buraya geliyor. Yani buraya diyorum ki ne diyelim? İşte A diyelim öğrenci. Öğrenci tipinde bir veri gelecek diyoruz. Geriye de bir öğrenci dönecek. Şunu şöyle silmemiz lazım. Buna gerek yok. Evet. Şimdi bunu yaparken şuraya hemen geçici diye bir öğrenci oluşturalım. Öğrenci. Şimdi benim amacım burada plus diyerek iki tane öğrencinin yeteneklerini toplayıp bu geçici dediğimiz öğrenciyi atamak bunları, değil mi? O zaman diyorum ki geçicinin yeteneği eşittir. Şimdi bu fonksiyonu çağıran kim burada mesela? Emre. Emre plus Hasan demişiz. Buradaki Emre benim burada this yazdığım kişi oluyor. This dedikten sonra yani bunu çağıran, bu fonksiyonu, bu metodu çağıran kişi ne? Emre. Emre'nin yeteneği ki Java demiştik ona. Artı diyeceğiz. İki boşluk koyacağız. Daha sonra da parametre olarak gelen öğrencinin yeteneği. Buradaki B aslında bizim Hasan'ımız oluyor, değil mi? Yukarıdaki Hasan oluyor. Hasan'ın yeteneği diyelim buna da. Hasan nokta yetenek. Tekrardan söylüyorum. Buradaki this dediğim Emre'nin yeteneği. Burada parametre olarak gelen şuradaki de Hasan'ın yeteneği. Bunları buraya atadıktan sonra da bu geçici öğrenciyi geriye döndürüyorum. Bakın şimdi burada şunu sildiğimde herhangi bir hata kalmayacaktır. Ve benim Ali isimli öğrencim hem oluşturulmuş olacak hem de yetenek bilgisine ne yazacak arkadaşlar? Java ve Android yazacak. Hemen bakalım. Ali nokta yazdır diyorum. Kontrolümüzü yapalım. Gördüğünüz gibi Java ve Android yazdı. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi dikkat ederseniz Emre plus Hasan geriye bir öğrenci döndüreceği için bunu buraya yazdım. Daha sonra bu plus fonksiyonu öğrenci veri tipine ait olduğu için bunu buraya yazdım. Ve Emre nokta plus deyince şu plus metodumuz yani burada oluşturduğumuz fonksiyonumuz Hasan öğrenci tipindeki Hasan değişkenini alıyor. Bunları belirttik. Daha sonra geçici bir öğrenci tanımı yapıyoruz. Ve bu öğrenci tanımının yeteneğini bu fonksiyonu çağıran Emre'nin yeteneğiyle bir boşluk bırakıp şuradaki parametre olan Hasan'ın yeteneğini yazıp bunu geriye döndürüyorum. Bu geriye dönen değer Ali'ye atanıyor ve Ali nokta yazdır deyince de ne oluyor arkadaşlar? Benim Ali öğrencimin yeteneği Java ve Android oluyor. Peki, çok güzel. Bunlar Kotlin'in bize sağladığı güzellikler. Peki bu kadar güzelse ki biz for ve range'lerde şöyle şeyler yapmıştık hatırlıyorsunuz işte range to down to. Şuradaki noktayı bile kullanmıyorduk. Şimdi şurayı şöyle yorum satırlarını alalım. Diyeyim ki var Ali, Emre plus Hasan diyebilir miyim acaba? Çünkü böyle kullanımlar mevcuttu hatırlarsanız range kavramlarında. Ben direkt olarak down to, işte boşluk, step gibi şeyler kullanabiliyordum. Şimdi arkadaşlar eğer sizin fonksiyonunuz tek bir parametre alıyorsa yani Emre plus Hasan derken burada benim fonksiyonum plus ve tek bir parametre alıyor değil mi?
Bu gibi yerlerde siz infix anahtar kelimesini kullanarak böyle bir kullanımı da geçerli hale getirebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Şuraya sadece infix yazdığımda gördüğünüz gibi tek satırlık, tek parametre alan bir fonksiyonu ben böyle nokta falan kullanmadan da kullanabiliyorum. Bu da işte Kotlin'in bize sağladığı güzelliklerden bir tanesi. Ha, siz bunu böyle kullanmazsanız belki bu size daha iyi gelebilir ama dediğim gibi yarın öbür gün bambaşka bir konuyu araştırırken böyle bir yapı gördüğünüzde korkmayın demeyeyim de hani kafanız karışmasın. Bu aslında ne demektir? Emre.plus Hasan'ı da parametre olarak almış demektir. Evet, extension, function'lar bu şekildeydi. Umarım anlaşılmıştır, kafanız karışmamıştır. İlerleyen zamanlarda zaten kodların içinde de kullandıkça bunlara aşina gelecek ve her birinde siz de kendiniz kullanacaksınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.